okumakta olduğunuzu unutturmalıdır der ünlü yönetmen Roman Polanski. Salondaki koltuklarımızda oturduğumuzu unutacağımız, koltuklarımızdan perdenin büyülü dünyasına gireceğimiz filmleri tanıtmak için bir seansa daha sizlerle birlikteyiz. Aksiyon severler ekran başına. Chad Stahelski'nin yönetmen koltuğunda oturmaya devam ettiği ve Keanu Reeves'in sevilen karakterine geri döndüğü John Wick serisinin 3. filmi John Wick 3 Parabellum vizyonda. 2014 yılında başlayan bu seri, ikinci filmde tüm sınırları yerle bir eden, filmin sonu itibariyle ölüsüne 14 milyon dolar değer biçilen ve gizli suikastçı birliğinden atılan usta kiralık katil John Wick'in dünyanın bütün suikastçıları peşindeyken New York'tan çıkmaya çalışmasını konu ediniyor. Yeah. We're not going in like the old days. Just a conversation. Nothing's ever just a conversation with you, Jim. It's the unreachable. Yönetmenliğini Hüseyin Karabey'in yaptığı, Melih Cevdet Anday'ın aynı isimli tiyatro oyunundan uyarlanan içeridekiler, darbe döneminde gözaltına alınan ve siyasi şube başkomiseri tarafından 185 gün sorgulanan bir öğretmenin psikolojik savaşını anlatıyor. Filmin kadrosunda Caner Cindoruk, Settar Tanrıören ve Gizem Erman Soysal yer alıyor. Film, sorgulayan ve sorgulananın yer değiştirdiği bu oyundaki gerginliği usta bir biçimde seyircilerle buluşturuyor. Yabancı dilde en iyi film Oscar ödüllü 2015 yapımı Son of Saul filmiyle adından söz ettiren Macar yönetmen Lazo Nims yeni filmi gün batımıyla geri dönüyor. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Budapest'te geçen film, genç bir kızın güçlü ve korkusuz bir kadına dönüşmesini kesitler halinde izleyiciyle buluşturuyor. İzleyiciye hitap edecek, ailece keyifle izleyeceğiniz bir filmle devam ediyoruz. Sherlock Holmes, Kral Arthur, SNES gibi filmlerden tanıdığımız Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Alaaddin vizyonda yerini aldı. Will Smith'in sevilen karakter Genie'ye hayat verdiği filmde 1992 yapımlı Disney'in klasik animasyonun hikayesi live action olarak yeniden uyarlanarak beyaz perdeye taşınıyor. Oh, great one who summons me, I stand by my oath. Loyalty to wishes three. I'm kidding. Watch this. Watch out. You done wound me up. You ain't never had a friend. Nordic kara film Sınır iki parlak ismi bir araya getiriyor. Yönetmen koltuğunda Shelley filmiyle tanınan Ali Abbasi, filmin uyarlandığı özgün romanda ise Gir kanımıyla büyük başarı kazanan yazar John Edward Lindquist. Film, şüphelendiği kendi kadar tuhaf bir adamı takıntı haline getiren Tina adındaki bir sınır polisinin sonunda kendi varlığını bile sorgulayacağı bir takım sırları öğrenişini anlatıyor. Bu filmle Cannes'da belirli bir bakış bölümünün en iyi film ödülünü kazanan yönetmen, filmini aşkı ve mizahı kaynaştıran vahşi tempolu Wagner operalarına yakın olarak tanımlıyor. Liten trodde jag att jag var något speciell. Sen blev jag vuxen och fattade att jag är bara människa. Romantik komedi severlerin dikkatine. Warm Bodies, The Night Before gibi filmleriyle tanınan Jonathan Levy'nin yeni filmi denemeye değeri kaçırmayın deriz. Film, siyaset arenasının gözde diplomatlarından biri olan ve başkanlık seçimleri için adaylığını koyan Charlotte Field ve günümüzde gazeteci olan Charlotte'ın gençliğinde bebek bakıcılığını yaptığı Fred'in tesadüfen karşılaşması sonrası gelişen olayları konu ediniyor. Filmin başrollerini ise Charlize Theron ve Seth Rogen paylaşıyor. The Velveteen Rabbit. Your favorite song. Must have been Love by Roxette. Most embarrassing moment. I don't embarrass that easily. I don't either really. Birbirinden güzel filmleri konuk ettiğimiz bir seansın daha sonuna geldik. Yeni filmlerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sinemayla kalın.